Herkese merhabalar, hepinize selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir, gününüz güzel ve keyifli geçiyordur. Öncelikle kusura bakmayın, yine pazar videomuz biraz gecikmeli de olsa yine çektik. Neyse artık 7 günde de bir olsa videonuzu çekebiliyoruz, bence sorun yok. Arkada güzel bir parça çalıyor, şarkıyı da söylemek istiyorum. Potkal diye bir parça. Encan Potkal söylüyormuş. Kendi soyadını vermiş parçaya. İlginç ama güzel. Bayağı keyifli şarkı olmuş. Şimdi arkadaşlar en son neden bahsetmişiz ona bir değinelim. Ondan sonra videomuza dalalım. Ne demişiz en son? Türkiye'de yaşamak için sebep kaldı mı? Arkadaşlar bu videoyu gerçekten hem yurt dışına gelmek isteyen ama hem de Türkiye'de iyi bir gelire sahip olan, iyi bir hayatı olan, yani hayatındaki dinamikleri, amaçları farklı olan insanlar için çektim. Bence o video bayağı bir faydalı. Yani hani hem Avrupa'daki yaşamın sadece hani böyle refah dediğiniz, yeme içme dediğiniz yani temel ihtiyaçlar dışında Avrupa'daki hayatın da zorluklarının olduğunu hatırlatmak. Hem de Türkiye'de hayat standartları iyi olan insanlar için abi gelmeden iki defa düşün demek için aslında o videoyu çektim. Yani toparlarsak o videonun özeti kardeşim gelmeden iki defa düşün olmalı. Bugün de bu konudan biraz daha devam etmek istiyorum. Hem havadan sudan hem oradan buradan konuşurken bu konuya da yine değinmek istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, birinci durum şu. Avrupa'da hayat gerçekten çok güzel, gerçekten rahat, gerçekten çoğu şey ulaşılabilir. Türkiye'de bırakın belki de zengin diyebileceğiniz insanların bile ulaşamadığı şeylere burada bir çöpçü bile çok rahat ulaşır. Çöpçü bile derken karşımızdaki insanı tabii ki de yermiyoruz. Çöpçü de sonuçta işini yapan bir insandır ama o bile burada sizin Türkiye'de zengin dediğiniz insanın ulaşabildiği her şeye çok rahat ulaşabiliyor. Bu eğitim olabilir. Bu sağlık anlamında olabilir. Bu satın alınacak bir araba olabilir. Bir mal olabilir. Bir ev olabilir. Burada herkes bunlara ulaşabiliyor arkadaşlar. Geçenlerde hatta dün Ekşi'de bir başlık gördüm. Sadece kuryecilik yaparak Hollanda'da bir kız bir yerde yaşıyormuş falan. Şimdi mesela onu gördüğümde o da bana abartı gelsin. O da değil. Yani çünkü böyle çok merkezi bir yerde bir ev göstermiş. Potansiyel bir Airbnb evi tutmuştur diye düşünüyorum. Ve o evi sanki hani kendi yaşadığı evmiş gibi arkadaş anlatmış. O kadar değil arkadaşlar. Bazı şeyler abartı ama burayı şöyle düşünebilirsiniz yurt dışında. Özellikle Avrupa'daki hayatı. Türkiye'de ortalama üstü bir memur hayatı diyelim eskiden. Şu anda da ayda 50-60 bin TL kazanan bir insanın hayatını düşünün Türkiye'de. Bu insan kirasını rahat ödeyebilir. Yeme içmesini nazaran daha iyi bir şekilde yapabilir. İhtiyaçlarını nazaran işte giysidir, odur, budur üstüne alabilir değil mi arkadaşlar? İşte Avrupa'daki hayatta gerçekten Türkiye'de 50-60 bin TL net kazanan şu andaki Türkiye'nin haliyle insanın hayatıyla aynıdır. Ve inanın bana en az 3-5 yıl bu aynı bu şekilde devam ediyor. Türkiye gibi böyle çılgın maaş zamları yok arkadaşlar. Mesela bakın ben bu sene maaş zammı dahi almadım. Çünkü şirketime katılır daha tam bir yıl yeni olduğu için o yüzden bana maaş zammı vermediler. Verseler ne kadar vereceklerdi söyleyeyim. Avrupa'da %6 ila %10'dan fazla maaş zammı bulamıyorsun kardeşim. Ya bu ne demek? Yıllık maaşın üzerinden zam yapılıyor sana. Türkiye'deki gibi aylık net diye bir sistem yok burada. Yıllık maaş anlaşıyorsun ve vergisi daha çıkarılmamış haliyle. Örnek veriyorum 60 bin mi kazanıyorsun? Maaş zammın %10 ise sana verecekleri 6 bin. O 6 binin içinden 2 binle vergi düş sana kaldı 4 bin. Ki inan bana en az 2-3 bin arası vergi ödersin. Hadi 4 bin kalsın. 4000'i 12'ye böl, işte senin aylık maaş zammın o kadar Avrupa'da. Yani Türkiye'deki gibi böyle çılgın %25, %30 maaş zamları Avrupa'da olmaz. Maksimum aynı şirkette çalışan bir insanın alabileceği maaş zammı %10'u geçmez arkadaşlar. Bakın Avrupa'nın neresine giderseniz gidin. %10 bile çok iddialı bir rakam. Genelde şirket %3 ile %5 arasına kapatmaya çalışır seni. Ama hadi zorladın şansını alabileceğin maksimum bak. Maksimum 10 bin euro, o %10, o da 60 bin lira alıyorsan 6 bin euro yapar senede. İşte 100 bin lira alıyorsan 10 bin euro, 100 iken 110 oldu. Daha fazlası yok. Yani bu gerçeklikleri bilmeniz lazım. Yani böyle Avrupa'daki hayatı bazen insanlar anlattığında ben bakıyorum ulan diyorum ya ben Avrupa'da yaşamıyorum. Benim yaşadığım yer Avrupa değil. Ya da bu abiler ya çok büyük bir hayal aleminde yaşıyorlar bunları anlatırken ya da gerçekten bunları izleyen insanlar gerizekalı olmalı ki bu anlatılanlara inanıyor. Mesela yine komik bir olayı anlatmak istiyorum. Hazır yeri gelmişken. Bir takipçimle biliyorsunuz ben size ara ara bazı markette satın aldığınız şeylerin fiyatını paylaşıyorum. İşte neyi paylaştım? Bir ekmek fiyatını paylaştım. Evet Avrupa'da daha ucuza yiyoruz yani. Linkini bile attım videoya. Bundan önceki videonun linkine bakın göreceksiniz. Oraya kıyma, et fiyatı koydum. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da ne kadar görün diye. Ve Türkiye maalesef ki Avrupa'dan daha pahalı. Yani açık konuşmak gerekirse arkadaşlar...
Bırakın Kuzey Avrupa'yı, örnek veriyorum Yunanistan'da ya da İtalya'da yaşayan bir insan aylık kazancıyla Türkiye'de geçinemez. Bak oralarda geçinir ama Türkiye'de geçinemez. Yani Türkiye artık o kadar pahalı bir yer haline geldi ki artık bırakın güneyi, kuzeyde bizler ki Kuzey Avrupa'da daha iyi para kazanıyorsunuz, yalan yok. Biz bile düşünmeye başladık acaba bizim paramız Türkiye'ye yeter mi yetmez mi diye. Bakın Türkiye'nin geldiği konum bu. Bırakın Türkiye'de çalışıp Türkiye'de yaşayıp Türkiye'de para kazanan insanı, ben Avrupa'dayken dahi Türkiye'de geçinemeyeceğimi düşünüyorum ya. Aldığım parayla Türkiye'de geçinemem diyorum güzel kardeşim. Çünkü neden? Her şey çok abartı pahalı. Ya sadece bu marketler falan değil, restoranlara bakıyorsunuz, çılgın çılgın fiyatlar var. Yani bir burger olmuş 200-250 lira. Arkadaşım yani 250 lira dediğin, bak şu anda bakalım 250 lira kaç euro yapıyor bak şu anda. 250 TL diyelim ne kadar yapıyor? Şu anda 7.60 euro yapıyor arkadaşlar. Bakın bir tane burgerin fiyatı bu 7.60 euro. Size yemin ediyorum gidin burada sallama bir tane Burger King'e girin. Standart cheeseburger alın ki o et bile değildir. Arkadaşlar o bile 1.5 euro ya. Ha iyi bir düzgün bir restorandan yemek isterim. Sadece bir burgeri 6-7 euroya da var, 9-10'a da var. Ama bakın Türkiye'den ucuz versiyonlar da var. Yani demek istediğim bu. Türkiye'de maalesef pahalılık çok ciddi seviyede, Avrupa'yı bile geçmiş Türkiye. Türkiye'de satılan ürünlerin pahalılığı Avrupa'dan bile daha pahalı hale gelmiş ve insanlar ulaşamıyor bunlara. Zaten Türk insanının kazandığı para belli, değil mi? Yani nasıl alsın? Ben bile Avrupa'da aldığım parayla diyorum ki Türkiye pahalı. Türkiye'de TL kazanan adam ne desin? Onun için ekstra pahalı. Şeyi gördüm falan, onlara çok üzüldüm gerçekten. İşte şey yapmaya başlamışlar. Bazı ürünleri böyle şeyle bir cam mekanın arkasına falan koymaya başlamışlar. Yakında şey yaparlar, tuvalet kağıtlarının önüne güvenlik görevlisi falan koyarlar yani. Ve bakın bu olay Venezuela gibi ülkelerde var zaten. Bildiğiniz alışveriş merkezlerinin önünde güvenlik görevlileri var, silahlı. Ve üstüne reyonlarda da böyle şey var, böyle çelik kasa gibi kapatmışlar. İstediğinizi seçiyorsunuz, kilidi açıp veriyorlar. Bakın Türkiye'nin gidişatı da bu yönde. Bugün işte tuvalet kağıdına alarm koyan yarın öbür gün neler yapar yani. Ya maalesef gittiğimiz direction, yani yön çok hoş değil güzel arkadaşlarım. Ve maalesef Türkiye adım adım buna gidiyor. Ben bile Avrupa'dan Türkiye'nin buradan daha pahalı olduğunu söyleyebiliyorsam, siz içinde yaşayan insanlar olarak Allah bilir nelerle sınanıyorsunuz, nelerle uğraşıyorsunuzdur. Yani bu da işin başka bir boyutu maalesef ki. Ha yani ben her zaman anlatırken içeriklerimi şuna dikkat ediyorum. Türkiye'de hayatın belli bir zorluğu var, belli bir şeyi var. Ama Avrupa'daki hayatın da zorluğunu da anlatmak durumundayım diyorum. Ben herkesin her zaman dediğim gibi yurt dışına gelip bir deneyim elde etmesini istiyorum. Ama bu deneyimi elde ederken de böyle hani pembe bulutlarda dolaşıp toz pembe olaylarla da buraya gelmesini istemiyorum. Buranın da gerçeğini bilsin ki hani insan ona göre planını yapsın, ona göre gelsin. Kötü bir şeyle karşılaştığında en azından şunu diyebilirsin. Ya Güntekin demişti, biz de hazırlığımızı yaptık abi, hazırlıklı geldik diye. Ha bunu yapan insanlar var sağ olsunlar. LinkedIn'den oradan buradan bana yazan arkadaşlar oluyor bazen. Abi çok sağ ol, seni izledik. Gerçekten senin sayende şu YouTube'daki bütün çöp içerikler bir yana, senin anlattığın videolarda anlattığın şeyleri birebir yaşadık. Ve sayende gerçekten daha mantıklı bir şekilde geldik. Gördüklerimize de şaşırmadık ama senin sayende dediler. Yani hani sen gerçekleri anlattığın için. O yüzden ben de teşekkür ederim. Sonuçta kullandığınız ekonomik güç sizin gücünüz. Benim paramı kullanmıyorsunuz yurt dışına çıkmak için. Kendi paranızı, kendi emeğinizi veriyorsunuz. Tabii ki de her zaman planlarınızın daha iyi olması gerektiğine kesinlikle ama kesinlikle inanıyorum arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim. Ha onun dışında buradaki hayatla ilgili yine 3-5 bir şey söylemek istiyorum. Yani bazı günleriniz vardır gerçekten çok keyifli geçiyor. Bazı günleriniz vardır gerçekten çok sıkıntılı geçiyor. Yurt dışında yaşamanın temel sorunu bence gurbet duygusudur. Aslında daha çok duygusal bir durumdur. Nedir abi? Şöyle düşün, domates nerede yetişir? Toprakta, köklerini toprağa verir yetişir değil mi? Ama artık günümüzde domatesi bile suda yetiştirebiliyorlar. Hani toprak olmadan bir sistemle bunu da tarım yönünden geliştirmişler. Artık arkadaşlar su içinde de domates yetiştirilebiliyor mesela. Ben bunu hep ona benzetiyorum. Şimdi biz toprakta yetişmeye alışmış bitkileriz. Toprak neresi? Türkiye. Ama Avrupa'ya gelince sen suda yetişmiş bir domates oluyorsun. Aslında yine o hayati bütün fonksiyonları yerine getirebiliyorsun. İşte yiyorsun, içiyorsun, büyüyorsun, geziyorsun. Ama her zaman bir şey var. Gerçek hissettirtmiyor sana bu yaptıklarını. Çünkü senin köklerin oraya ait değil. Senin köklerin geldiğin ülkeye ait. Ve genelde yurt dışındaki insanların şikayetçi olacağı şeylere bakın. Hep duygusaldır. Hep duygusal konularla ilgilidir. Yani memleket özlemi vardır, gurbet vardır, ayrı özlemi vardır.
Türkiye'de yediği içtiğinin özlemi vardır. Türkiye'de edindiği alışkanlıkları özlüyor insanlar. Yurt dışında yaşayanların temel sorunu budur. Yani duygusal motivasyonlu sorunlar bunlar aslında. Yani finansal yönden bir sorun yaşamıyorlar ve bakın bunu ben de söylüyorum. Ben 6 yıldır Türkiye'de yaşamadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü o toksik çevreye, bu ülkede olan bütün bu adaletsiz olaylara, sorunlara maalesef ki ne güzel işte kendimi mutlu sayıyorum. Ben maruz kalmıyorum. Maalesef ki halkım maruz kaldı ama ben maruz kalmadım. Bu yönden evet kesinlikle şanslıyım. Ama bu demek değildir ki her konuda sizden çok şanslıyım. Hayır. Duygusal konuda da sizin gibi şanslı değilim. Çünkü benim de kendimce özlemlerim var. Yurt dışında yaşamak bazen Türkiye gibi ülkelerden geliyorsanız ve kuzeye geliyorsanız hayatı pauza almak, hayatı bekleme moduna almaya benziyor. Bazı konularda açık konuşayım size. Yani bildiğiniz hayatınız durma modunda gibi. Donduruyorsunuz her şeyi. Yani senin aslında yaşadığın, mutlu olduğun yer orası ama sen buraya geldin. Şimdi ne yapıyorsun? Yurt dışında hayatını, o hayatını durduruyorsun. Burada bir şeye başlıyorsun ama senin asıl hayatın, özlediğin, beklentilerin, ailen, özlemlerin o bu. Maalesef ki bekleme, pause modunda duruyorsun. Bekliyorsun, duraklatıldı yani. Sen ne zaman geri gidersen, tatili olabilir ya da kalıcı dönersin ya da belli bir süre Türkiye'ye gidersin. Tekrardan bakıyorsun, sesinin rengi değişmiş, mutlusun, hopluyorsun, zıplıyorsun falan fıstık. Ama onun dışında benim kuzeyde yaşadığım her gün söylediğim bir şey varsa, evet abi ben hayatımı ne zaman buraya gelsem duraklatıldım olduğunu alıyorum. Çünkü asıl hayatım orada yani. O yüzden benim tavsiyem, kendi köklerinize ya çok tanıdık, bilindik bir yere gidin. Yani ona benzer bir ülkeye gidin. İşte Türkiye'ye benzeri ülkelerden birisine gidebilirsiniz. Bu ne olabilir? İtalya olabilir, İspanya olabilir, Yunanistan olabilir, işte Portekiz olabilir. Daha yakın kültürel olarak bize, iklim olarak bize, insanlık olarak kendinize daha yakın bir kültürü tercih edebilirsiniz. Ya da işte kuzeye gelirsiniz, biraz bir şeyleri pause modunda yaşarsınız bizim gibi. Biraz da bu da bizim kontrol edebildiğimiz bir şey değil. Mesela arkadaşlar bana hep şunu soruyor. Abi pasaportu aldın, şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi nereye gitmek istiyorum? İtalya'ya gitmek istiyorum. Yalan yok. Hani Türkiye'ye daha yakın olduğu için Roma'ya yerleşmeyi düşünüyorum. Ha, yerleşebilir miyim? Bilmiyorum. Bu biraz da ekmeğin nerede sen oradasın. Şimdi ben ekmeğimi, paramı burada kazanıyorum. Bu ülkede kazanıyorum. Şirketim bana bunun için izin vermediği sürece ben nereye gidiyorum? Yani ya da ben yeni bir iş bulup İtalya'da, ki inanın bana burada kazandığım paranın yarısını bile orada kazanamam, açık konuşayım. Yani kazanamazsınız maalesef ki. Bu demek değildir ki İtalya fakir. Hayır, buraya kuzey her zaman daha çok para öder ama kuzeyin de masrafı ona göre daha çoktur aslında. Ama hani şu var, gerçekte baktığınızda evet burada kazandığım maaşı ben İtalya'da bir şirkette alamam. Yalan yok. O yüzden hani benim şirketimin bana izin vermesi lazım ki ben de istediğim, evet arkadaşlar Roma'ya gitmek istiyordum, gidebiliyorum. Ha bu olacak mı? Bakalım, göreceğiz. Bunun için uğraşıyorum. Çabalarım var. Olursa gideceğim ama olmayınca da arkadaşlar hayat neredeyse, nerede para kazanıyorsanız, nerede karnınız doyuyorsa valla vatanınız zor oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım böyle keyifli olmuştur. Ben sizle biraz böyle bugün bir muhabbet etmek istedim. Hem buradaki yaşamım üzerine konuşmak istedim. Hem de Türkiye'de gördüğüm yaşam üzerine konuşmak istedim. Güzel oluyor bence böyle videolar. Hem siz nüanslardan arada farkları görebiliyorsunuz. Hem burada Avrupa'da yaşayan bir adamın, uzun yıllardır yaşayan bir insan nasıl yaşıyor bunları görebiliyorsunuz. Kendinizce karşılaştırabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Vaktiniz için sağ olun arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Fazla da uzatmayayım. Bir sonraki videoda yine görüşürüz ama şunu asla unutmayın arkadaşlar. Kökleriniz nerede kendinizi gerçek hissettiriyorsa, nerede evet burası benim evim diyorsanız sizin eviniz oradır. Bunu da asla unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.